bugün Azerbaycan'da 11 bin fidan dikiliyor. Bir çoğunluğu zeytin ağacı. Çınar da var, çam da var aralarda ama büyük bir çoğunluğu zeytin ağacı. Azerbaycan zeytinleri de meşhurdur. Küçüktür, balacadır ama lezzetlidir. Ben de çok severim. Tabii özellikle zafer coşkusunu yaşadığımız bir dönemde ağaçların dikilmesi de manalı oldu. İnşallah bundan sonra bu tür ağaçları işgalden kurtardığımız topraklarda ve Karabağ'da dikeceğiz bundan sonraki yıllarda. Oralarda yapılanma dahil her türlü çalışmaları da yaptığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in yine liderliğinde her türlü hazırlıklar yapılıyor. Ama oralarda da zaten güzel yerler, güzel topraklar, ağaçları gelecek sene oralara dikeceğiz inşallah. Dünen biz zaferimizi kutladık. Her kendisinde değişti. Can Azerbaycan. Bir kelime bizi daha da mutlu edip. Bir de onu duymak isterdim mikrofonlarımızdan. Dünkü zaferimizle bağlı. Bundan sonraki durum nasıl olabilir? Sadece ben değil. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Can Azerbaycan'dır. Çünkü biz bir milletiz. Azerbaycan'ı ve Azerbaycan halkını da canımız kanımız olarak görüyoruz. O nedenle hepimizin yüreğinden çıkan bir sözdür. Elbette her zaman Can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu söyledik. Ama bunu sadece sözümüzle değil, sözle değil. Her platformda Azerbaycan'ın da bize destek verdiği gibi biz de Can Azerbaycan'a desteğimizi gösterdik. Kahraman Azerbaycan ordusu büyük bir mücadeleyle işgal edilmiş toprakları bir bir geri aldı. Arada ateşkes çalışmaları oldu. Azerbaycan diplomasi yoluyla da topraklarını geri almaya hazır olduğunu gösterdi. Fakat işgalci Ermenistan her seferinde ateşkesi bozdu. Hem de insanlık suçu işleyerek, savaş suçu işleyerek, sivillere saldırarak. Ben bu vesileyle Azerbaycan halkına da minnettarlığımı bildirmek isterim. Üzerine füzeler gelmesine rağmen onların hedefi insanları bu şehirlerden uzaklaştırmaktı. Azerbaycan halkı Ali Başkomandan İlham Aliyev'in yanında ve Kahraman Ordusu'nun yanında durarak büyük bir güç verdi. Ve Ermenistan bu ateşkesi bozmanın bedelini de ağır ödedi. Ve en sonunda pes etmek durumunda kaldı. Oysa yıllardır bu hep aynı çağrıyı yapıyorduk. İşgal ettiğin topraklardan çık, sulhla çık. Ama bunu tercih etmedi. Sonuçta büyük bir zafer elde etti, ediyor. Şimdi geri kalan topraklar da takvime bağlı yine Azerbaycan'a iade edilecek. Ben de ondan sonra da oraların ihyası olacak tabii ki. Biz önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarda da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Ve Azerbaycan'la, kahraman Azerbaycan ordusuyla da fahredik. Gerçekten fahredik ve gurur duyuyoruz. Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Türk'ün güveni kendine geldi. Tüm dünyada, sadece burada değil. Kendine, güveni kendisine tekrar geldi. O nedenle gurur duyduk, fahrettik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.